sen resimlerinden çok farklısın. Nasıl farklı yani? Ne bileyim, daha yaşlısın. 22 yaşında olduğuna emin misin? Eminim tabii bebeğim. Ben yaşıma göre biraz olgun gösteriyorum, hepsi o. Ama senin yaşındaki çıtırlar olgun erkeklerden hoşlanmıyor mu zaten? Yalnız şu internet ne faydalı bir şey değil mi? Yani sen Yunanlısın, ben Türk'üm. Arkadaşlık siteleri olmasa hayatta tanışamazdık. Ben bir de yarı Adanalıyım. Adanalı mı? Haha, babam Adanalı. Ben de mecburen yarı Adanalı oluyorum. Neyse. Hadi bakalım Adana'nın gülü. Üç deyince aynı anda çakıyoruz bunları. Bu arka arka üçüncü bardak oluyor. Biraz ara versek. Aa, ne arası hayat? Daha yeni ısınıyoruz. Ama çok hızlı içince benim midem bulanıyor. Tamam. Bunu da çakalım. Ondan sonra ara veririz. Dans falan ederiz, uçarız biraz. Hadi. Üç deyince çakıyoruz. Bir. İki, üç. Misin Yunan güzeli? Çok fena başım dönüyor. Biraz uzansan iyi olacak. Hadi gel. Nereye gidiyoruz? Benim eve. Hemen iki yana park. Orada yatarsın. Yok. En iyisi sen beni aldığın yere bırak. Olmaz öyle şey. Seni bu halde bırakamam. Hadi gel. Önce biraz dinlen, sonra gidersin. Eyvallah. Babamı arasana. Gelip beni alsın. Ben çok kötüyüm. Tamam. Sen biraz uyu, dinlen. Arayacağım ben babanı. Merak etme. Ne yapıyorsun sen ya?
Benim kim lan? Ne oldu? Reddetti. Nasıl reddetti ya? Ne bakacak diye ya? Bir daha ara. Ulan nasıl aranıyor lan bu? Al şunu, ara. Telefonu tamamen kapattı. Ya beni deli edecekler. Ya ben bu koca şehirde bu kızı nasıl bulacağım ya? Aslına bakarsanız bir yolu daha var başkomiserim. Ne? Çabuk söyle. Ne? Az önce yaptığımız aramayı reddetse bile operatöre bir sinyal gönderdi. Yani o sinyalden yerini tespit edebiliriz. Esrah mı lan? Esrah başkomiserim. Aferin Engin. Sen bu teknik olaylardan çakıyorsun. Evet başkomiserim, biraz anlarım. Yalnız bu telefon değiş tokuş hadisesini unuttum sanma. Sofya'yı sağ salim bir bulalım. Ondan sonra kafanı böyle pır pır duvara bir sürtecek, kıvılcım çıkacak. Fener alaya geçiyor zannedecekler. Tamam mı? Hı. Tamam. O numara hemen telefondan silinecek. Silinecek. Neymiş? Silinecek. Yemezler. Ezberindeyse de unutulacak. Çok fena döverim. Neymiş? Çok fena döversin. O neyim lan öbürü? Unutulacak. Unutulacak. Ne yapacağız Engin? İstanbul'da adam aramak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Nereden bulacağım ben bu kızı ya? 43.51'den merkezi. Az önce bildirilen kayıp kızın eşkaline uyan bir kız bulundu, tamam. Devam et 43.51. Dinliyoruz, tamam. Eşkali tekrarlıyorum. 16-17 yaşlarında, sarı saç, buğday ten, açık kahverengi göz, tamam. Doğrudur 43.51. Kızın yerini bildirin, tamam. Kemerburgaz yolu, kemerlerin altında, tamam. Kemerburgaz mı? Biz güvenlik şeridini çektik. Olay yeri inceleme ekipleri gelene kadar kimseyi cesede yaklaştırmıyoruz, tamam. Ceset ne? Ne cesedi ya? Sen kimin cesedinden bahsediyorsun 43.51? İşgale uyan kızın cesedi, tamam. Önce tecavüze uğradığını... ...sonra öldürüldüğünü düşünüyoruz. Üzerinden hiçbir kimlik çıkmadı. Yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz, tamam. Bu tarafta başkomiserim. Hangi?
Nazlı yârim gelmeyince yüce dağlar olmasaydı, laleleri solmasaydı. Çekme koçum. Huzur ver kızı. Emredersiniz Başkomiserim burası. Yalnız daire numarasını bilmiyoruz başkomiserim. Hepsine bas. Hepsine tek tek bakarız. Ben kızım almadan buradan gitmem. Sofya! Buyur evlat. Rahatsız ettik teyzeciğim.
Şu anda evinizde Sofya adında yarı Yunanlı, yarı Adanalı küçük bir kız bulunuyor mu? Nasıl? Kusura bakmayın teyzeciğim, bakmam lazım. Engin. Kusura bakmayın, afiyet olsun amcacığım. Kaç kaç? 00. Çok güzel. Afiyet olsun, iyi akşamlar. Teyzeciğim kusura bakma, rahatsız ettik. İyi akşamlar olsun. Olsun evladım, iyi akşamlar. Engin. İyi akşamlar. Nerede lan kız? Kız nerede? İyi, içeride. Yürü, yürü. İçeri bak. Sofya nerede kızım? Sofya kim? Sofya nerede lan? Abi ben Sofya diye birini tanımıyorum. Tanımıyor musun? Sofya sizin arkadaşınız değil mi? Yo. Ulan yarı Türk, yarı Yunanlı. Hani internette? Ha, he? Hayır. O zaman kusura bakma koçum. Rahatsızlık verdik. Önemli değil. Kız, senin ananın babanın burada olduğundan haber var mı? Evet. Mert'i tanıyorlar. Mert sen misin? Evet. Tanıyorlar mı? Evet. Hı. İyi. Gözüm üzerinde, haberin olsun. Sofya! Sofya! Ne yapıyorsun? Siz! Ne yapıyorsun kızım? Dur, tamam. Sakin ol, tamam. Dur kızım. Dur, tamam. Tamam, şerefsiz. Tamam. Tamam, tamam, sakin ol kızım, ben buradayım, tamam. Yok, tamam. Yetmez bu kadar bir şerefsize. Dur, yeter. Ne yaptı sana? He, ne yaptı sana? He? Beni sarhoş edip tecavüz etmeye çalıştı. Ne? Saldırınca kendime geldim. Son anda. Çok özür dilerim. Önemli değil. İnan, istemeyerek oldu. Biliyorum, sorun değil. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Engin. Buyurun başkomiserim. Sofya'yı da al. Beni arabada bekle. Baş üstüne başkomiserim. O burada kalıyor. Baş üstüne başkomiserim. Kelepçenin anahtarlarını ver. Kelepçenin anahtarlarını ver.
Baş üstüne. Hadi Sofya. Ne olur kusuruma bakmayın başkomiserim. Yani size karşı bir saygısızlık olarak algılamayın ama biz şimdi polisiz ya. Bu adamı dövmemiz sizce doğru mu? Ben bu şerefsizi bir polis olarak dövmeyeceğim. Bir baba olarak döveceğim. Kaybol. Kaybol Engin. Baş üstüne. Ben yatıyorum. İyi geceler. Benim karnım çok acıktı. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Mutfak orada hanımefendi. Elin ayağını tutuyorum maşallah. Yap kendine bir şeyler ye. Sen bana çok kızgınsın değil mi? Aa, yok canım. Niye kızgın olayım ki ben sana? Alt tarafı sözümü dinlemeyip merkezden kaçtın. Yolunu yönünü bilmediğin bir şehirde huyunu suyunu bilmediğin bir adamla buluştun. He? Bu yaşta içki içip sarhoş oldun. Kendini kaybetmiş bir halde adamın evine gittin. Biz son anda yetişmeseydik az kalsın bir tecavüze kurban gidiyordun. Bunda kızacak ne var canım? Tam tersine çok sevindim. Çok gurur duydum kızım seninle. Bana sağlam bir kalp krizi geçirtene kadar böyle devam et olur mu? Özür dilerim. Özür dilermiş. Bütün gün işimi gücümü göremi bıraktım, senin peşinden koştum. Cebini aradım, kapalı çıktı. Sana bir şey oldu mu diye aklımdan bin bir türlü şey geçti. Gelen her anonsla yüreğim ağzıma geldi. Bana bunu yapmaya hakkın yok. Anlıyor musun beni? Buna hakkın yok. Bak Sofya, eğer hep böyle olacaksa, zaten viraneye benzeyen hayatım senin yüzünden daha da alt üst olacaksa, yarın sabah topla bavulunu dön Selanik'e. İkimiz de daha fazla mutsuz olmayalım. Peki. Öyle yaparım. Allah rahatlık versin. Sana da. Ah Mario. Yaktın beni.